Bu arada binlerce kişiyi yakından ilgilendiren borç yapılandırmasında son tarih 31 Aralık hafta sonunu saymazsak sadece 4 günlük bir süre kaldı. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kurumumuza e, genel sağlık sigortası prim borçları, sigorta primleri, idari para cezaları, Rücu alacakları, yersiz ödenen aylıklar ve bunun dışında bir de geçmiş dönemde 4B sigortalılarından hizmetleri durdurulan vatandaşlarımız faydalanacak. En kapsamlı yapılandırmada son günlere girildi devlete borcu olanlar için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Son tarih 31.12.2020 diyoruz ve bütün vatandaşlarımızı bu kapsamda borçlar olanları yapılandırmaya bekliyoruz. İlk taksitlerini 1 Mart 2021 tarihinde ödeyecekler. Başvurular 81 ildeki tüm SGK müdürlüklerine yapılabilir. Pandemi sürecinde ...SGK ve E-Devlet'te de aktif olarak devrede olacak. Bütün e, müracaatları, talepleri e, SGK ve E-Devlet üzerinden alabiliyoruz. Kurumumuza gelmeden yapılandırma yapabilecekler. Yapılandırmalarının durumunu orada gö e, görebilecekler. Bankalardan ödemelerini yapabilecekler. Kredi kartıyla da internet üzerinden ödemelerimiz söz konusu. Yapılandırma avantajlı çünkü gecikme faizlerinin tamamı silinecek. Borç alsını güncelliyoruz. peşin ödemek isterse burada sadece ve sadece o güncellerini tutarın... %10'unu ödeyecek. İlk iki taksit ödediğinde de güncellenen tutarın %50'sini ödeyecek. 6, 9, 12, 18 taksit şeklinde ödeyebilecek. Bu ödemelerimiz de iki ayda bir yapabilecektir. Olur da yapılandırmaya başvurup ödemesi yapılamazsa da yapılandırma bozulacak. İlk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. Daha sonraki dönemde ise bir takvim yılı içerisinde 2'den fazla Taksiti ödememezlik yapmayacak ya da eksik ödeme yapmayacak. Eğer bunu gerçekleştirirse yapılandırma bozulacak. Yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu tutarları borcundan düşeceğiz yapılandırılan tutarı, kalan tutarı istediği takdirde yine taksiden direkt ödeyebilecektir.